Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz elektronik ve haberleşme mühendisi Mustafa Sarı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunu bir mühendisim. Ağırlıklı olarak yazılımla ilgilendim. Yazılımın hemen hemen her alanında veri tabanından oyun programlamaya, virüsten endüstriyel programlara kadar her sektörde ilgilendikten sonra son yıllarda da ağırlıklı olarak robotik, yapay zeka ve görüntü işleme uygulamaları geliştiriyorum. Teknopark İstanbul'da bir firmamız var. Mühendislik yapıyoruz. Çok güzel. Katma değer yaratan işler yapmanız son derece önemli ve ülkemizdeki teknoparkların kuluçka merkezlerinin sayısının artmasını diliyoruz. Böyle sizin gibi önemli, güzel ve çağı yakalayan işler yapıyorlar. Ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorlar. Peki şirketinizden biraz bahseder misiniz? Evet, e, bizim iki şirketimiz var. Biri e, P-Robotik Sanayi ve Teknoloji AŞ. E, şirketimiz İstanbul Teknopark'ta dediğiniz gibi Kuluçka'da kuruldu. E, hemen arkasında biliyorsunuz e, Covid günleri başladı. Maalesef. Ona rağmen e, çok hızlı bir e, büyüme trendine girdik. Kadromuz arttı. Sonra dışarıda büyük bir atölyeye geçtik. Kendi imalatlarımızı yapmaya başladık. Gene Teknopark İstanbul'da daha başka bir lokasyona geçtik. E, özetle İstanbul'daki firmamız... Aynı sizin dediğiniz gibi bir teknoloji firması katma değer üretiyoruz. Genelde robotik ve yapay zeka üzerine. Son e, iki sene önce Hollanda'da bir firma açtık. Yine aynı konsepte. Orada da keza yine e, teknoloji bölgesi diyebileceğimiz high-tech Campus Eindhoven olarak bilinen bir yerde. E, genel olarak orada da insansız fabrikalar, e, yapay zeka sistemleri, görüntü işleme sistemleri ve bunun gibi otomasyon sistemleri kuruyoruz. Hollanda uluslararası bir yer. Ee, çok sayıda büyük firma da orada yatırım yapıyor. Ve aynı zamanda Hollanda Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yapıyor. Ee, ticari ilişkilerimiz ve teknolojik işbirliğimiz de son derece ileri vaziyette. Peki sizin için şirketleşmeye giden süreç nasıldı? Ee, bunun da aslında ilginç bir hikayesi var. Çünkü hmm. bir 5-6 yıl öncesine kadar ben de çeşitli firmalarda mühendis olarak çalışıyordum. Aslında... E, Akademik eğitim bittikten sonra çok hızlı bir kariyerim oldu. Çok üst düzey bir holdingin genç yaşta bilgi işlem müdürü olmuştum. Sonradan yine maaş olarak çalıştım. Fakat aklımda hep kendi ideallerimde bir şirket yönetimi ve kendi kafamdan geçenleri yapabilme isteği her zaman vardı. Çünkü çeşitli firmalarda çalışırken içimden hep bir eksiklikler görüyordum. Aslında bu ben olsam böyle yapmam hissiyatı. Yine bir yurt dışında, yine Hollanda'da bir projede, ee, tamamen benim gibi düşünen bir arkadaşla e, önce bir arkadaşlık olarak başlayıp sonra bir kafede oturup biz neden kendi şirketimizi kurmuyoruz bu e, düstur doğrultusunda şeklinde birlikte bir şirket kurmaya karar verdik hatta hala hatırlıyorum Belçika'nın Gent kentinde bir kafeydi kafe 3.14 isminde bir kafe ee, biz p Robotik adında bir şirket kurmaya o an karar verdik. Bir de e, çalıştığım bütün iş hayatım boyunca aslında ben işin hep yapay zeka ve yazılım tarafındaydım. Fakat bunların da ağırlıkta kullanıldığı alan robot tarafı. İyi bir robot programcısı olsa aslında e, çok harika işler yapardık diye hissediyordum. Ve arkadaş da gerçekten iyi bir robot programcısıydı. Buradan e, Mehmet'e selamlar. Birlikte İstanbul Teknopark'ta bir şirket kurduk. Haliyle iş ilişkilerimiz ve Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkiler, o dediğiniz hem endüstriyel hem tarihsel... E, bağlar hem var bağlar çok fazla hı hı. E, ve o diğer avantajları da bir araya gelince işte gerçekten e, uluslararası bir hub olması evet. özellikle Brexit'ten sonra bütün İngiliz firmalarının evet. da oraya Günel akın edilmesi hepsi. keza bir bölge olarak Almanya işte Belçika Fransa onların hepsinin aslında birleştiği bir yerde olması evet. bizim için Hollanda iyi bir yatırım yapılabilir bir bir ülkeler e, arasına soktu e ilk hedefte biz Hollanda'yı hedefledik Avrupa pazarı için. İşte 2025 yılında belki Amerika, Kuzey Amerika pazarına açılabiliriz. Ne güzel, harika. Peki faaliyetleriniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Elbette. Şirketimiz iki kelimeyle özetlersek robot vision firması. Hı hı. Robot vision firması nedir? Ee, bir şeyi insanla değil de tamamen robotlarla üretmek istediğinizde robotik otomasyon sistemleri kurarsınız. Bu paletleme olabilir, boyama, bir yerden alıp bir yere yerleştirme, kaynak etme gibi çok farklı alanlarda sanayide her tarafta robotlar var. Bunun bir adım sonrası ise tıpkı insanlar gibi hani robotu kaldırıp insanı kaldırıp oraya robot koyduğunuzda hala eksik olan bir şeyler var. Çünkü insan görüyor, duruma göre yorum yapıyor. Bu durumda bizim yapmamız gereken o robota sanki insanın gözleri gibi davranabilecek kameralar koymak. Kameralardan gelen sistemleri akıllı sistemlerle algılayıp Tamamen hiç insana ihtiyaç duymadan tam otomatik üretim yapmak. Aslında bu konsepte Light South Factory ya da Dark Factory deniyor. İşte Türkçesi biraz daha terminolojiye karanlık fabrika olarak çevriliyor. Ee, robotlar yapıyor işi. Konsept bütün her şeyi robotlar yapıyor. Hı hı. Tabii ki sensörler var bir sürü otomasyon sistemleri var, yardımcı sistemler var. Fakat hiç insan olmadığı için yok. artık ışığa da ihtiyaç yok. Evet. Çünkü robotların görmeye de ihtiyacı yok. Ee, esasen konsepti oradan geliyor. Bizim evet. hiç eğer insan yoksa hani bilirsiniz otoparklarda bazen evet kost seviye <laughs> için otoparka girersin. Siz Tabii. girince ışıklar evet. açılır. Sensör. Fabrikalarda da evet, o şekliyle. Çünkü insan yok, yok, artık ışığa da ihtiyaç yok. Hı. Fakat evet. ışık burada sembolik. E, Hı -hı. Asıl e, Light out Faktör'deki konsept her şeyin tam otomatik olarak evet. robotlarla yapılması. Şirketimiz Aynen. de onu yapıyor. Özetle Hı -hı. Robotics ve Vision Hı -hı. alanında faaliyetlerimiz var. Evet yani Cost Saving e, açısından son derece faydalı değil mi? Ve üretim verimlilik de iyi. E, şimdi günümüzde her şey standartlaşmaya gidiyor biliyorsunuz. Hı -hı. Bugün e, tekstil Hı -hı. sektörü bile her şeyi kalitesiz aynı e, kalitede üretmek zorunda. Hı -hı. Aynı kaliteyi gıda da sağlamak zorundasınız. Bugün marketten aldığınız bir domateste bile siz bir gün öyle bir gün böyle evet. değil. Genelde aynı kaliteyi evet. sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla standartlaşma, insansız üretim, maliyetleri düşürme, rekabet evet. edilme pek çok avantaj, pek çok faktör var. E şimdi bunların hepsi bir araya gelince bütün işletmeler için. Hani eskiden en başta otomotiv gibi sektörlerin ağırlıklı yatırım yaptığı alanken şimdi e, inanın gıdadan e, taşımacılığa e, çok farklı bir e, tarımdan tutun da e, çok farklı lojistiğe kadar sektörlerin hepsinde benzer ihtiyaçlar var. Dolayısıyla yelpaze daha büyüdü ve biraz daha o alana doğru firmalarda yatırım yapıyor. Evet, Ülkemizde de var değil mi bu tamamen otomasyonla üretim yapan? E, tabii ki ülkemizin durumu hiç de evet. kötü değil. Aslında evet. Türkiye'deki firmaların pek çoğu e, küresel ölçekte rekabet edebilir firmalar. Şimdi normal bir e, vatandaş gözüyle bakıldığında görülen diyelim ki e, inşaat firmaları işte herhangi bir Türkiye'deki Hı -hı, onlar ön inşaat planda firması gibi. Evet, ön plandaki gibi. Çünkü Hı -hı. sokağa çıkıp kafanızı sağa sola çevirdiğinizde bunları görüyorsunuz. Doğru. Keza bir başka ülkeye gittiğinizde de diyelim ki Moskova, Amsterdam, Berlin Orada da gene büyük inşaat firmalarında işte Türk müteahhitlerinin ya da Türk mühendislerinin ismi evet. görüyorsunuz. Fakat bizim yaptığımız işler daha teknolojik olduğu için evet. genelde bizim i̇ş gibi insanların alsın. hani görebileceği evet. faaliyetler. O anlamda da Türkiye'deki hem Türk evet. firmaları yani bizim iş yaptığımız firmalar aslında dünya çapında firmalar, hem de bizim gibi teknoloji üreten firmalar belki hepsi değil ama hani pek çoğu rahatlıkla bütün dünyayla rekabet edebilecek seviyede. E keza bizim için de yani Hollanda'ya gitmek hani turistik bir gezi değil elbette ticari bir beklenti gürüyorsun. Oradaki insanlar zaten sizin yeteneklerinizi e, yeterince e, Feasible buluyorsa Hı -hı. sizinle yatırım yapıyor ve çalışıyor. Yoksa orada da her ne kadar olmasa da tabii. belki biraz daha mikro milliyetçilik olabiliyor. Bir Hollanda ya da Alman evet. firmasıyla çalışmak evet. varken bir neden bir Türk firmasıyla yok. yapayım? Bir farklılık yaratacaksınız. E, tabii ki yani, yani ya maliyetiniz daha uygun evet. olacak ya teknolojiniz daha Hı -hı. ya da daha ecail dediğimiz daha çevik davranacaksın. Ha, bunların hepsi bu var. var bizde. Evet. Yani somut olarak e, söylerseniz hangi sektörlerde var bu tamamen otomasyon? Lights Out nerede var? Şimdi Lights Out Factory aslında Hı -hı. ilk etapta en yaygın olarak kullanılıyor sektör otomotiv. Evet, Çünkü şöyle otomotiv. düşünün. Eee evet, yani bu ülkemizde de var yani. Türkiye'de o, de öyle. Şimdi otomotiv Türkiye'de falan. E, tabii ki Türkiye'de e, pek çok otomotiv devi var. Hı hı. Yani bugün e, Toyota, Renault, evet. e, Ford, Hyundai e, sayamadığım pek çok evet. firma bunların hepsi Türkiye'de üretiyor. Evet. Diğerleri yatırım yapmaya çalışıyor falan. Evet. E, şimdi burada e, siz zaten e, çok hızlı sürede hatasız hı hı. ve de standart üretim yapmanız gereken her yerde hı hı. mecburen bu konsepte uygun yapman gerekiyor. Evet. Ha hibrit geçiş süreçleri var. Hmm. Yani robot alıyor. Evet. Robotla Ama onu birlikte diyelim bir ki bir evet bir insan ya da bizim bir sistem kurduk hmm. Türkiye'de. İşte e, yarı robot yarı insan çalışıyor. Hmm. Ya da daha güzel bir örnek söyleyeyim. Örneğin bir e, ismini söylemeyeyim şu an bir e, otomotiv devi e, araçları en son final quality control derler. En son araç çıkmadan hmm. önce sağ sola her şeyi kontrol ediyorlar. Hmm. Yani düzgün bileşenler takılmış mı, her şey yolunda. Mı? Bu insanlarla yapılan bir şeydir. Yani 4-5 insan birlikte aracın etrafında hmm. gezer. E, biz bunu Kobot kullanarak hmm. yaptık. Kobot dediğim kollaboratif robot oluyor. Yani hmm. insanla birlikte çalışabilen robot. Hmm. Aynı hatta insanlar da var, kobotlar da var. Evet. Aslında böyle evet. bir e, bilim kurgu filmi gibi geliyor. Evet. İşte insanlarla kobotlar evet. birlikte çalışıyor. Hatta biri geçerken diğeri ona işte bekliyor. Sonra hmm. o geçtikten sonra diğeri işini yapıyor falan. Hmm. Ee, bazen hibrit çözümler de olabiliyor. Hmm. Ya da firma daha küçük. Oradaki işin en ağır yükünü örneğin bir radyatör firmasında 300 kilo radyatörler var. Onları kaldırıp indirmek gerekiyor İş kazaları. Ben ilk önce bunun üstüne evet. önlemini alayım. Çok e daha sonra başka başka otomasyonlar da yapabileyim e, diyenler oluyor. Evet. Özetle her yaklaşım var ama sorunuzun cevabı ağırlıklı olarak otomotiv, otomotiv ve çok. seri üretim yapan yerler. Hı hı. Sadece otomotiv olacak diye bugün cam sektöründe de var. Hı hı. Dediğim gibi gıdada da var. Siz herhangi bir şeyi hatasız ve seri üretmek istiyorum dediğinizde kullanabilirsiniz. Kullanacağınız yani. konsept bu. Çok güzel. Harika. Teknolojiyle uğraşan Türk KOBİ'lerine Avrupa pazarına giriş için ne önerirsiniz? Şimdi bu güzel bir soru. Biz e, belirli bir süredir e, Avrupa pazarındayız ve orada yol aldığımız için aslında İstanbul Teknopark'ta daha çeşitli firmalar yani bize bunu soruyor. Çünkü e, biliyorsunuz e, son zamanlarda işte mühendislerimiz, doktorlarımız işte bir şekilde evet. yurt dışına giriyor falan. Hı -hı. Şimdi bu çok tartışılan bir konu. Hani gitmeli mi, gitmemeli mi? Birinci e, benim kendi gördüğüm temel far şu. Bizdeki insanların yurt dışına gitmesi gibi aslında dışarıdaki mühendisler de kendi bulunduğu konumu değiştirmek istiyor. Yani hiç kimse ben atıyorum Stockholm'dayım ve sonsuza kadar burada yaşayacağım demiyor. Ben buradayım, Sydney'de çalışayım, İstanbul'da çalışayım. İstanbul aslında çok e, cazip bir nokta. Dünyanın neresine gidersiniz gidin, İstanbul'un çok göz alıcı bir marka ha. değeri var. Şimdi dışarıdaki mühendisler de aslında İstanbul'da çalışmak istiyor. Burada aslında bizim teknoparklara en başta söylediğiniz bir görev düşüyor. Dünyadaki bütün teknoparklar çeşitli high-tech firmaları kendi ülkelerine çekmek istiyorlar. Şu an ben Eindhoven High-Tech Campus AI Innovation Center denen bir kampüsteyim. Burada dünya devi firmalar var. Hani bütçe olarak e, ülkeler kadar büyük bütçeleri olan firmalar. O teknoparklar dünyanın her tarafında insanları çekiyorlar ve bunlar için hayatı biraz kolaylaştırıyorlar. Tabii, keza büyük elçilikler, keza e, yardımcı oluyor vesaire. Şimdi e, evet. evet. Şimdi Türkiye'deki firmalara, özellikle bizim gibi teknoloji geliştiren firmalara e, Mutlaka yapılan işin uluslararası olabileceğini düşünerek yazsın. En basitinden biraz teknik konuşacağım ama biz yazılım kodlaması yaparken hmm. e, comment dediğimiz açıklamaları bile İngilizce yazmaya gayret ediyoruz. Tabii, Sanki bir başka İngiliz ya da Çok işte önemli. yabancı dilde bir e, meslektaşımız bunu okuyacakmış hmm. ya da değerlendirecekmiş ya da ekibimizin bir parçası yani. da İngilizmiş gibi. Hmm. Yabancı dile hakimmiş Tabii. gibi. Hmm. Kendini ilk önce biraz daha international olmaya hazırlıyorsun. Hmm. Sonra aslında bütün ülkelerin teknoparkları bu gibi yatırımlara evet. açık. Bizim ülkemizin de aslında böyle olması lazım. Ama bu biraz daha uzun konu. Hani Türkiye'deki hı. teknoparkların hı. o ülkeleri gördüğünde çünkü ben kuzey ülkelerinde geziyorum. Baltik ülkelerini, e, ne bileyim işte Hollanda gibi, Belçika gibi, Almanya gibi bütün ülkelerin teknoparklarını hı. da geziyorum. Arada da bir Finlandiya da çok iyidir teknoloji konusunda. E, kesinlikle artıları da var, eksileri var. Her konuda olduğu gibi. Evet. Bizim de Türkiye olarak e, mesela biz çok dinamiyiz Her hı hı. Her evet. an her şarta uyabiliyoruz. Öyle. İşte düşünün Hollanda kadar Vuka deprem e, ortamı, bölgesi oldu bizim için. ortama değil mi? VUCA ortamı. Ya kesinlikle. Yani bilinmeyen, E, Kesinlikle ama ona rağmen hayattasın. Evet. evet ona rağmen e, yani her şeye adapte olma, ecail evet, metotlarla. Evet, evet. Tam olarak ecail aynen. Evet. Evet. Bu Türkiye'deki firma arasında farkında değil. Evet. Pek çoğunun yaptığı iş ecail. Ve aslında evet. bu çok büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Tabii, yani bu kesinlikle. firmayı siz bir e, Almanya'ya, işte Fransa'ya, İsviçre'ye götürdüğünde aslında bir tatille Hı -hı. gitmiş etkisiyle karşılaşıyor Hı -hı. ilk başta. E, çünkü biz her Hı -hı. gün Adapte bir şekilde oluyor. mücadele ediyoruz ve savaşıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. E, dolayısıyla biraz e, o vizyonla gidildiğinde e, o farkı hissediyorsunuz. Yani ben aslında gerçekten çok iyi işler yapıyormuşum ama Hı -hı. kendim bile kendimin farkında değilmişim hissi oluyor. Hı -hı. Ne güzel. Daha nice başarılar <laughs> diliyorum. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programımızın sonuna geldik. <laughs> Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.